İyi yayınlar Haktan Uysal. Ee, aslında Ankara gazetecileri olarak, biz Ankara gazetecileri olarak hani beklediğimiz bir karardı şöyle ki yani ya e, kabulü ya reddi yönünde karar çıkacaktı ama son birkaç gündür özellikle kulisleri e, dolaşan gazetecilerdenseniz e, bu, bu kararın çıkacağı yönünde izlenim ve e, kulisler daha da fazla öne çıkmıştı açıkçası. Ve aslında benzer yine bir rakam 7'ye 4 ya da 6'ya 5 şeklinde bir oranla bir e, bu kararın alınacağına dair e, yaygın bir kanı daha çok kulislerde dolaşır olmuştu e, baktığımızda. Yani özellikle yargı kulislerinin dolaştığımızda. E, şimdi sen de yayının başından beri söyledin. Biz de yayınlarımızda söylüyoruz. Aslında iki ana başlıkta bu kararın verildiğini görüyoruz. Yüksek Seçim Kurulu tarafından. Nedir bu? E, öncelikle sandık kurullarının teşkili ve sayım döküm cetvellerinin e, de yapılan usulsüzlüklerle ilgili bu karar alındı ki e, aslında AK Parti'nin hani üç bavul dolusu e, belgesinin içinde ve e, 50 sayfaya yaklaşan e, iptal kararı başvurusunda en fazla üzerinde durduğu iki başlık Aslında bunlardı ve bu konuda da gerçekten çok ciddi delilleri de vardı Aslında 19.000'in üstünde sandık başkanı ve sandık kurulu üyesinin memur olmadığına dair yasaya aykırı bir şekilde memur olmadığına dair bir başvurusu vardı AK Parti'nin ama burada 225 sandık başkanı ve 3500 sandık kurulu üyesinin memur olması olmadığının tespiti yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilçe seçim kurullarından kendilerine gelen bilgiler doğrultusunda yine aynı şekilde sandık oy sayım cetvellerinde yapılan usulsüzlükler noktasında da 22 tane sayım cetvelinde sayım cetvelinin boş olduğu ve 101'inde de imzanın olmadığı şeklinde tespit edilmesi zaten bu kararın alınmasına yetti. Aslında bir taraftan hani İstanbul seçimleriyle ilgili baştan beri Şaibe gerçekten çok fazla konuşuluyordu. Sadece konuşulma da değil çünkü neticede çok somut bir durum var karşımızda. Sandık, kullanılan oy vesaire yapılanlarla ilgili ve bunlarla ilgili çok ciddi deliller vardı. Dediğim gibi AK Parti'nin tam kanunsuzluk olduğuna dair ve bunların seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik olduğuna dair elindeki delilleri sunmasıyla birlikte bunlar değerlendirildi ki yüksek Seçim Kurulu'nun bir e, yüksek hakimler kurulu olduğunun altını çizelim ve bu e, üyelerin kurul üyelerinin hakim olması dolayısıyla önlerine gelen dosya üzerinden karar verdiklerini ve vereceklerinin de altını çizerek kendilerine sunulan dosyalardaki delilleri ve daha sonra istedikleri ek delilleri de tabii ki e, e, kayda değer buldular. Bunun doğru olduğunu ve e, yapılan usulsüzlüklerin de seçimin sonucunu değiştirmeye yönelik bir e, sonuç elde edileceği e, kanaatine de vararak 7'ye 4 oranında bir oylama şeklinde kendi içlerinde de belli ki hani çıkan karara da baktı. ...ciddi bir tartışmanın olduğunu da görüyoruz. Bu da çok sağlıklı, bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ve oy çokluğuyla, 7'ye karşı 4 oy çokluğuyla da seçimlerin yenilenmesi kararı alındı. Haktan Hüseyin bundan sonra ne olacak? İşte 23 Haziran'da İstanbul seçmeni sandığa gidecek... ...yeni başkanını seçmek için. Bununla ilgili seçmen listelerinin yenilenmeyeceğini söyleyelim, sadece... Bu arada, bu arada geçen iki ay, iki buçuk aylık süre içinde 18 yaşını doldurmuş seçmenler bu seçimde oy kullanabilecek. Tek farklılık bu. Onun dışında bir farklılık yok ee, ve İstanbul'da dediğim gibi e, seçmen kararını verecek. Ben bir son dakika kulis'i vermek istiyorum, müsaadenle önemli olduğu için Biz de yayınlarımızda bundan sonra ne olacakla ilgili e, hem yorumlar hem de muhabir arkadaşlarımızın da aktardığı bilgiler var. E, şimdi e, ben ben yayına çıkmadan önce yaptığım görüşmelerden şu anlamda bundan sonra yani en azından seçime kadar 23 Haziran'daki seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek sorusunun cevabını aradım. Bununla ilgili karşımıza şu çıktı ki muhtemelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya seçimlere kadar 23 Haziran'a kadar İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na vekalet edecek. Bu dediğim gibi kesin bilgi olmamakla birlikte Öncelikle e, kulis bilgisi diyeyim ama e, yani e, son dakika yani bugün şimdi biraz sonra birkaç saat içinde belli olacak muhtemelen. Bunda neden söylüyoruz? 5393 sayılı belediye kanunu 44, 45 ve 46. maddeleri aktan Uysal. E, belediye başkanlığının boşalması durumunda nasıl atama yapılacağını aslında çok net açıklamış. Bu belediye başkanlığının boşalmasının tarifi içinde ölüm istifa ve kamu halinden yani kamu görevinden kısıtlı hale gelmesi diye bir tarif var tarif var. Eğer ki bu hallerden dolayı belediye başkanlığının boşalması durumunda belediye meclisi 10 gün içinde toplanıyor ve kendi içinden bir belediye başkan vekili seçiyor. Yeni başkan atanana kadar ya da seçilene kadar seçilene kadar diyelim. E, fakat dediğim gibi e, bu şekilde mazbatanın iptaliyle ilgili bir ifade bu yasanın içinde maddelerde tarif edilmediği için bu konudaki takdir yetkisini İçişleri Bakanlığı'na yani idareye bırakıyor. İda de burada İçişleri Bakanlığı olduğu için belediyelerin bağlı olduğu e, idare olarak İçişleri Bakanlığı olduğu için İçişleri Bakanlığı'nın e, yönetimine takdirine bırakıyor. E, bu konuda aslında 31 Mart seçimlerinden sonra 3 örnek var. Bunlar e, Rize'nin e, Artvin e, Yusufeli, Kırıkkale Keskin ve Denizli'nin Honaz ilçelerinde yine seçimle ilgili YSK e, iptal kararı seçimlerin yenilenmesi kararını vermişti bu noktada İçişleri Bakanlığı bu üç ilçede seçimler yapılana kadar ki onlar 2 Haziran'da yapılacak. Daha önce bu karar verildiği için 2 Haziran'a kadar bu ilçelerde kaymakam ya da vali yardımcıları İçişleri Bakanlığı tarafından belediye başkan vekili olarak görevlendirildiler. Ama İstanbul'un büyüklüğü göz önüne alındığında ve büyükşehir olduğu göz önüne alındığında tabii bir kaymakamın yönetmesinden ziyade büyük şehrin en büyük mülki amiri olarak valinin görevlendirilmesini bekliyoruz. Kulislerde son dakika gelişmesi de bunu aktarmış olalım, a olalım A Haber ekranlarında. Şevdan Bursalı bir de elbette partiler tarafı var. Partiler tarafına geçince adaylar tarafı var. Az önce siz de belirttiniz e seçim yenilenecek ve bu anlamda Adaylar belli bu anlamda dün Binali Yıldırım'ın da sözlerinden çıkan AK Parti'de Cumhur İttifakı adına Binali Yıldırım'ın sürece devam edeceği yönünde diğer yanda ise Ekrem İmamoğlu görünüyor. Adaylarla ve partilerle ilgili süreçte nasıl bir takvim işleyecek? CHP'de olağanüstü bir parti meclisi toplantısı var. Boykot tartışmaları da dün aslında geceden bu yana devam ediyordu. Partilerle ilgili kısa bir kulis değerlendirmesi de rica ederiz izleyicilerimiz için. Cumhuriyet Halk Partisi dün bu karar açıklanır açıklanmaz olağanüstü toplandığı MYK'sı kendi içinde bugün de senin de söylediğin gibi parti meclisi, milletvekilleri ve Ekrem İmamoğlu'nun da davet edildiği bir e, olağanüstü toplantı daha yapılacak. İyi Parti yani bu Millet İttifakı'nı oluşturan partinin e, görünen ortağı olarak İyi Parti de kendi içinde toplandı. İyi Parti aslında e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne şöyle bir e, öneriyle gitti. Biz bu seçime katılmayalım, boykot edelim. Hatta sineyi millete gidelim gibi bir teklifte bulundu ama Cumhuriyet Halk Partisinin en azından üst yönetiminin bu tekliflere sıcak bakmadığı kulislerini biliyoruz. Ancak alt tarafta bunu seslendirenler de az sayıda değil. Ama Ekrem İmamoğlu ve İstanbul ekibi olarak ve CHP'nin üst yönetim heyeti daha çok mağduru oynayarak seçime gitmekten yana bunun kendilerine yarayacağını düşünüyorlar ve seçi ...seçim sürecinde bu argümanı çokça kullanmayı düşünüyorlar. Ama onun ötesinde e, Haktan Uysal bir süredir biliyorsun Yüksek Seçim Kurulu üyeleri üzerinde... ...hani o bir süre korudukları o sükunetlerini son birkaç günde bir üslup değişikliğine gitmiştir... ...Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri ve e, bir tehdit dili bir üslup değişikliğine gitmişlerdi ki... E, ...hani e, Kızılay'da yürüyemezsiniz, e, yüzünüze tükürürler gibi e, ve e, maşasınız, siz belli yerlerin maşasınız gibi... Aslında siyasi üsluba da yakışmayan bir üslupla daha fazla kullanmaya başlamışlardı. Bu argümanın da kullanılacağı ve seçim sürecinde biraz da üslubu biraz daha sertleştirerek aynı zamanda ortamı da gererek bu durumu kendi lehlerine çevirme gibi bir strateji izlemeleri de değerlendiriliyor bu yönde de değerlendirmeler masada Ak Parti'ye gelirsek Ak Parti zaten en başından bu yana İstanbul seçimlerinde bir şaibe olduğunu bunu delillerle ortaya koyan bir partiydi ama bütün sözcülerin en tepesinden en alta kadar dikkat ettiği bir üslup vardı. O da neydi? Her ne karar verirse versin, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararına saygılıyız. Bunu tartışmaya da açmayacağız şeklinde ifadede bulunuyorlardı. Bundan sonrasına yönelik de aynı şekilde zaten dün akşamdan itibaren yapılan açıklamalarda bu yönde YSK'nın kararına saygılıyız. Bundan sonra bizim gündemimiz artık seçim sürecinin resmen başlamasıdır ve bundan sonra stratejimiz başta olmak üzere seçimlere, İstanbul seçimlerine odaklanacağız şeklinde bir ifadeleri oldu ki ben sözlerime son vermeden bir konunun altını çizmek istiyorum müsaadenle Haktan Uysal. Evet. Bu seçim Türkiye'nin seçimi değil. Bu seçim İstanbul'un seçimi. Yani İstanbul halkının vereceği bir karar. O yüzden Türkiye'nin çok önemli gündemi var. Ekonomi, güvenlik, bak işte S-400 F-35'ler, Patriot'lar yani Türkiye iç, e, sınırları içinde ve sınırları dışında terörle etkin bir mücadele veriyor. Yani Türkiye artık kendi gündemine dönmeli. Buna biz dahil, Ankara gazetecileri dahil aslında kendi gündemimize dönüp ve meclisin de çalışmasıyla tabii ki. Yani Türkiye kendi gündemindeyken İstanbul'da kendi seçimini yapmalı diye ben sonlandırmak isterim. Çeden Bursalı'ya teşekkür ediyoruz. ATV Ankara temsilcisi gelişmeleri değerlendirdi bizler için. Ama öte yandan